Herkese merhabalar. Yapısal programlamada kullanılan FC ve FP'nin interface özelliklerini incelemeye devam ediyoruz. Bir önceki bölümde input, output ve in output özelliklerine hem FC hem FP için değerlendirdik, inceledik. Bu bölümde ise alt başlıklardan devam edeceğim. Programlama yaparken ara değişkenlere ihtiyacımız oluyor. Bunlar nedir? Bazen Girdi değeri üzerinde bir işlem yapmak istiyoruz ama girdinin değişmesini istemiyoruz. Bunu ara bir hafızayı alıp onun üzerinde işlem yapıp daha sonra çıkışı vermek istiyoruzdur. Veya sabite ihtiyacımız oluyor. İşte bu noktada Siemens'te şöyle çözümler var. Templer bu geçici hafız alanları. Hem FC'de hem FB'de. FC'de olmayan bir diğer hafıza alanı statik. Bu da kalıcı hafıza alanıdır. Templer aynı altlar gibi da davranır. Daha doğrusu her iki tarafta bul görmüş olduğunuz templer FC'nin altı gibi davranır. Kullanıldığı network enerji kesildiyse anında unutur. FB tarafında bulunan statik bölümde bu da hafızayı tutan bir e değişkendir. Aynı FB'nin altı gibi davranır. Hemen birer örnekle test edelim. Şuraya temp yazalım. Değişkeni Değişkenin türü integer olsun. Aynı şekilde buraya da temp 2 diyeyim buna farklılık olsun. Gerçi her türlü fark ediyor. İkisinde de aynı de ismi yazsam da ayrı ayrı bölümler olduğu için fark ediyor ama yine de anlaması açısından kolay olsun. Burada int yapalım. Gelmişken bir de statik bölüm alalım. Statikten bir değişken alalım. Statik diyelim buraya. Şunu Türkçe yazdık. C yapalım. Int diyelim buraya da. Ve bunları basit bir örnek olsun diye alt tarafta çağırıyorum. Enerjisini kestiğimiz anda e, tempin içerisindeki değer kaybolacaktır. Bunu göstermek adına yapıyorum. Tabi sizler kullanımınızda e, bu değişkenleri alıp çarpma, bölme, toplama, çıkarma artık lojiğiniz neyse ona göre işlemlere tabi tutabilirsiniz. Böylelikle ne sağlayacak size? Şu girdi değeriniz değişmeyecektir. Diyelim ki bu size anlık bir pulse olarak geliyordur. Onu alırsınız üzerinde işlem yaparsınız. Tempo aldık bir de buraya statiği alalım. Buradaki yapmamdaki amaç bunun karakteristiğini size göstermektir. E, alamadım ha. Şimdi gelecek herhalde. Niye olmadı? Şuraya ismi çağıralım. Daha rahat olur herhalde. Statik diye yazalım bunu. Simüle edelim hemen programımızı. CPU'muzu start moduna alalım. Start modül, finish diyelim. Şu pencereyi de aşağı indirelim. Sanal piyasamızı da kapatalım. Ve online moda geçelim. Tabi biz buraları tetiklemek için main bloğa dönmemiz lazım. Şunun bir tanesini kapatırsam şuraya açalım main blue ee, Ve burayı da online mod alalım. Monitoring moda daha doğrusu. Lanet Siemens'in özelliği illaki buradan açacaksınız. Ondan sonra monitoring moda geçeceksiniz. Yoksa göstermiyor hata veriyor. Evet. Bu şekilde burayı da monitoring moda alalım. Evet, şimdi FB'nizi test edeceğiz. E, temporary var, geçici hafıza alanı. Bir de statik, kalıcı hafıza alanı var. Bu statin bir başka özelliği de var ama şimdilik oraya değinmiyorum. Yani siz buraya counter attığınızda buraya blok çağırmak istiyor. Onlara daha sonra değerlendireceğim. Şimdilik siz bunu sadece bir geç, e, kalıcı hafıza alanı olarak değerlendirebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Bunun için ben e, in girişimi aktif ediyorum. Herhangi birisine tıkladığım zaman açacak. Bir önceki bölümlerden zaten bu yapıya hakimsiniz diye düşünüyorum izlediyseniz eğer. Evet. Bunu e, toggle'layacağım. Şöyle. Üzerine çift tıkladım. Evet diyorum. Gördüğünüz gibi e, bütün alanlarıma 25 değerini atadı Bulb Şimdi enerjiyi keseceğim. Dikkat ederseniz out kaldı. Statik bölümdeki de yer kaldı ama temporal yani geçici hafız alanı sıfıra döndü. Aynı fc'nin çıkışı gibi davranıyor. Bu durumun bir de fc için görelim özelliğini. Sonuç değişmeyecek ama e, görmek adına yapalım. Monitoring model alalım. Şöyle bir daha tetikliyorum. Gördüğünüz gibi e, tempolarına ve auto yazdı. Şimdi durumu değiştiriyorum. Tekrardan çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi sıfıra geçti. Yani enerji kesildiği anda bunlar sıfıra döner. FC için. FB'de de sadece statik bölümü kalıyordu. Bunu da unutmayınız. Bir de şunu atladım. Biz interfez özellikleri arasında bunu inceliyoruz ama bu interfez kısmında şuralara in out bölümlerine yazdıklarımız bloğun dışına gelirken bunlar tamamen blok içerisinde kullanacağımız alanlar olduğundan dolayı blok dışına yansımaz. İkinci olarak belki daha önce söylemiştim bu geçici hafız alanları veya program içerisinde ihtiyaç duyacağımız bu tip bufferlar diye hitap edeyim. Sadece FC ve FP içerisinde yok. Diğer bloklarda da interface bölümünü açarsanız görürsünüz. Mesela templer main bloğumuz içinde var. Tabi yine bu templer de geçici hafıza alanı olarak adlandırıldığından dolayı burada da kullansanız main bloğu içerisinde de kullansanız hafızası silinecektir. Uygulamak isterseniz buraya bir değişken oluşturup mesela buraya eklerseniz e, hatta şuraya eklerseniz move bloğunun içerisinde buradakine e, enerjiyi kestiğiniz anda göreceksiniz ki atamış olduğunuz bu 78 değeri sıfıra dönecektir. Bunun uygulamasını isterseniz yapabilirsiniz. Main bloğunun içerisinde tanımlamak kaydıyla. Gerçi tempi nerede tanımlarsanız tanımlayın. Aynı karakteristik özelliği gösterecektir. Hemen FB'mizi açalım ve e, constant'tan devam edelim. Şurayı açalım. f geldi. Buraya da şunu sabit bırakalım. Buraya da FC'yi açalım. Interface penceremizi aşağı indirelim. Şimdi sıra sabitler. Sabitler kesinlikle program içerisinde değiştirilmiyor. Bir hesaplamada veya başka bir logic'te bir sabit değere ihtiyacınız olduğu zaman kullanıyorsunuz. Mesela biz ne kullanalım? Pi kullanalım. Pi sayısı. Tipi integer olsun. Yine. Gerçi noktalı olsaydı daha iyi olurdu. 3.14. Default değeri 3.14 ama muhtemelen biz 3.14 giremeyeceğiz. Integer olduğundan dolayı 3 diye kaydedelim. Önemli değil. Burada dikkat etmenizi istediğim bir şey var. FC içerisinde normalde bunlara herhangi bir default değer atamıyorsunuz. Mesela boolean tipinde inputumuz veya out'a bakalım. Boolean tipinde hiçbir şekilde değer atamıyoruz. Integer tipinde de yine bir out'umuz var. Kesinlikle bir başlangıç değeri atayamıyoruz. Bu FC'nin bir özelliğiydi. Lakin sabit olarak tanımladığımız değişkenlere bir değer atayabiliyoruz. Çünkü bunları zaten program içerisinde değiştiremiyoruz. Kesinlikle sabit. Aynı şey e, FB için geçerli değil. Burada in out bölümlere herhangi bir değer atayabiliyoruz. Bakın. Buraya girip bir şeyler yazabiliriz. True yazabiliriz. Mesela şu şekilde bir atama yapabiliriz. Şunu hemen eski haline alayım. Out içinde keza bir değer atayabiliriz. FC'de bir farklılık olacak şekilde constant'a bir değer atayabiliyoruz. Aynı şey buraya için de geçerli. Farklılık olarak ne var? Out'lardan veya FC'nin in out'undan bir default değer atayabiliyorsunuz. Söylediğim gibi sabit olması ne demek? Siz buna bir şey atayamayacaksınız program içerisinde. Mesela görelim. Siz şimdi bu bir atama işlemi ve atama işleminin sonucunda p'nin içerisine bir değer yazmak istiyorsunuz. Örnek Bırakalım buraya. Kırmızı ile çizdi. Ee, siz buna diyor ki e, herhangi bir şey atamazsınız diyor. Siz sadece bunu okuyabilirsiniz. Örnek bunu buraya yazabilirsiniz. İsterseniz eğer. Gördüğünüz gibi onayladı. Keza aynı şey fb için de geçerli. Buraya da pi yazabiliriz. Bir sakıncası yok. Tipi integer olsun. Veya bool kalsın. Hiç önemli değil. Ee, bu boolean tipli bir değişkeni Kalkıp da siz içerisine bir değer atayamazsınız mesela şuraya sürükleyelim. Gördüğünüz gibi bir atama yapamayacağımızı söylüyor bizde. Başlangıç değeri false True yapalım bunu mesela Mesela Başlangıç değeri de atamış olalım Bunu burada kullanamayız Burayı hemen bir değiştireyim Ne kullanmıştık biz buraya herhalde out olarak Herhalde buydu Geri almayayım şimdi bunu ancak ben nerede kullanabilirim? Bir girdi olarak değerlendirebilirim. Mesela programın başında kullanabilirim. Eğer ihtiyaç duyuyorsam Gördüğünüz gibi girdilere izin veriyor. Keza buraya bunu integer yapıp başlangıç değeri atamak istiyorsanız 10, 20, 30 neyse atayabilir. Programımızın girdi bölümünde kullanabilirsiniz. Şöyle geri alalım yaptıklarımızı. Evet, aldık. Fb için şimdilik. Statik bölümü daha sonra biraz daha irdeleyeceğim o ayrı mesele ama FB için baktığımızda Interface kısımlarını Hemen hemen bitirdik diyebilirim Fc'de ise Son bir başlık kaldı return başlığı Biraz bundan bahsetmek istiyorum Bu return geri dönüş demektir arkadaşlar şu an için void'tir yani boştur Yani siz bu fonksiyonu çalıştırdığınız zaman Bu matematiksel bir işlem olabilir veya lojiksel bir işlem olabilir. Siz bu bloğu koşturduktan sonra herhangi bir geri dönüş beklemiyorsun. E diyeceksiniz ki biz burada in-out diye bir değişkenler atadık. Doğru atadık. Ee, i̇sterseniz bunların yerine yani outlar yerine daha doğrusu return'ı kullanabilirdiniz. Örnek hemen bunu boş değil de bir boolean cinsinden yapalım. Bu arada bunu integer veya başka hangi tipte isterseniz bir sürü değişken tipi var o tipte alabilirsiniz. FB'yi kapatayım bu arada ben. Onunla işimiz yok. Main açayım. Bir şey göstermek istiyorum size. Return bölümünü buraya çevirdiğimiz anda FC içerisinde bir güncelleme yapmamızı istiyor. Bunu güncelliyorum. Update Bloxel diyerek. Bize yenilikten bahsediyor daha önce görmüştünüz return value diye val diye geri dönüş bilgisi alacağımızı söylüyor okey diyorum. Bundan sonraki aşamada geri dönüş bilginizi veya sonucunuzu return üzerinden almak istiyorsanız Bu değişkeni test değişkenini test fc değişkenini kullanabilirsiniz. Dikkat ederseniz Return değişkeni sizin kullanmış olduğunuz Fonksiyon bloğunun ismiyle aynıdır. Bunu kesinlikle değiştiremezsiniz. Efsinizin ismi neyse o olarak kalacaktır. Bu noktada şu sorulabilir. Out'lar varken ben neden return'ı kullanayım? Kullanmayabilirsiniz. Siemens bunu hangi amaçla kullanılıyor? Örneğin size bir çıktığı bilgisi veriyor. Kendi bloklarında, fonksiyon tipi bloklarında çıktı bilgisi veriyor. Aynı zamanda return aracılığıyla bu çağırmış olduğunuz fc'ye ait hata kodları üretiyor size. Hemen örnekle açıklayalım onu. Mesela instruction içerisinde date and time of day var. Burada zamanı okuyan bir fonksiyon vardı mesela bunda vardı hemen şuraya alalım. Her yerinin hiçbir önemi yok. Sadece bir şey göstermek için aldım bunu. Dikkat ederseniz bu zamanı okuyor sizin için out'a yazıyor. Aynı zamanda return value diye bir şey var. Red value diye. Bunu da size integer word veya diğer değişken tiplerinde veriyor. Buradan ne çıktığına bakmak adına bunu üzerine tıklayıp veya şurada üzerine gelip şöyle F1'e de bassaydınız. F1 miydi? F2 miydi? Şu an tam hatırlayamadım. Her bölümünden bakabilirsiniz Size ne çıktıları veriyor. Bu return value. Evet açıldı. Gördüğünüz gibi red value'dan bize ne vereceğini söylüyor. Eğer 0 0 geliyorsa çıkış zaten integer tipindeydi hatırlarsanız. No error diyor. Herhangi bir hata yoktur. Eğer böyle bir değer alıyorsanız da hatanın da bu olacağını size açıklıyor. Yani siz de bu return value'yu kendi yapmış olduğunuz sistemde bir fonksiyon yazmışsınızdır. Onda bir hata kodu üretmek adına kullanabilirsiniz. Veya direkt sonuç bir çıktı olarak kullanırsınız. Alan hesaplarsınız, alanın sonucu bu dersiniz. Ve son olarak unutmamamız gereken şey, bu return value aynı out gibi davranacaktır. Yani hafızada kalmayacaktır. Enerjisi gittiği anda içeriği sıfıra dönecektir. Değişken ne olursa olsun, bu ile ne olursa yine sıfır olacaktır. Integer, float, herhangi bir şey, time, hemen sıfıra dönecektir. İsterseniz uygulayabilirsiniz. Bu da size kalsın. FC ve FB ile ilgili söyleyeceklerim bunlar da. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda da kanala katıl butonu geldi. Katılmak isteyenler de katıl butonuna basarak katılabilir. Tüm destekleri için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir videonun daha sonuna geldik. Alt kısımda eksik etmediğiniz güzel yorumlarınızla beni onur ettiğiniz için teşekkür ederim. Bunu bir adım öteye taşıyıp beni destekleyerek motive etmek isteyenler için iletişim bilgilerimi kanalın hakkındakiler bölümünde yayınladım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.